efendim, iyi akşamlar. Ben daha programı açmadan Acun'la tabii yaptığımız sohbette gülmeye başladım. Çünkü Acun'la biz yan yana geldiğimizde gözlerimden yaşlar geldi. Mikrofonu gördü yanımda, evet, şimdi bu şey, nedir? Evet, Acun, bir şarkı söylemediğin diye kaldı. Evet, sizin gerçekten arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Onur ettiler beni ama öyle bir yeteneğim yok. Hay Allah'ım, çok affedersiniz, gözlerimden yaş geldi. Bugün de Acun'la beraberiz gördüğünüz gibi. Kırmızı gömleğiyle yine pırıl pırıl. Gömlekten yana her şeyden önce gerçekten Acun birçok yerde gördüğünüz biri ama bana göre dikkat edilmesi ve takip edilmesi gereken insanlardan biri diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Görüyorum seni karınca gibi çalışıyorsun, bir de yaptığın her işte başarıyorsun ama... Bu bir koku almakla ilgili bir şey galiba ya da Türk halkının nabzını yoklamak mıdır, bilmek midir, nedir anlamış değilim. Yani hakikaten 4'te 4 ya da 5'te 5'sin. Bir de bir şey eğer biraz yamuk gidiyor olsa ne yapıp edip onu havasına sokabiliyorsun? Bu nasıl bir hıstır? Ama o zaten yani televizyonculuğun yapısında vardır. Yani hiçbir şey zaten beklediğiniz gibi başlamaz. Yani biz varmış yokmuşuna başladık mesela. Aha. İlk 3 gün 4 gün mesela beklediğimizi bulamadık. Sonra niye bulamadık diye bunun toplantısını yaptık. Yani sonuçta bir şeyi düşündüğün zaman kalkıp da televizyonda aynısını canlandıramıyorsun. Bir. Hı. İkincisini de aynısını canlandırsan bile seyirciden belki çok olumlu tepki alamayabilirsin. O da iki. Bunları çok iyi analiz etmek lazım. Nasıl analiz ediyorsun? Mesela var mısın yok musun? Başka versiyonları daha önce yapıldı bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet, evet. Fakat başarılı olamadı. Olamadı. Yani... Olamadı, şundan olamadı. Yani bence doğru uygulanmadı. Hani uygulamada bazı problemler vardı. Biz de belli hataları yaptık başında. Hı hı. Fakat yani şöyle kısaca anlatayım ben sana. Hı hı. Yani çok biraz işin matematiğine gireceğim ama. Ben ilk Varmış Yokmuş'un yaptığım zaman işin içinde böyle biraz müzik koymuştum. Biraz eğlence koymuştum. Ortamı böyle bir light bir havada yaptım. Hı hı. İlk 3 bölüm. Yani böyle yarışmacılar eğleniyorlar. Bir yandan eğlenelim, bir yandan yarışalım durumu vardı. Hı hı. 3 bölüm 4 bölüm işte iyi reyting alamayınca şimdi kafa patlatmaya başladım. Niye reyting almıyor diye baştan. Hı hı. Ondan sonra düşündük niye reyting almıyor olabilir? Şuna karar verdim ben. Seyirci bir yere fokuslanamıyor. Yani Varmış Yokmuş'un da yani ilgi dağıldığı zaman seyirci de bir yere fokuslanamıyor. Hı hı. Ve dedim ki seyirciye öyle bir şey yapalım ki yarışmacıyı fokuslayalım. Bunu nasıl yaparız? Arka tarafı full siyah yaptık. Seyircileri kararttık önce. Hı hı. Ondan sonra bir tek yarışmacının üzerine ışık koyduk. Ve öyle bir durum oldu ki yani sorgu odasında bir yarışmacı gibi oldu. Yani çok aşırı abartmadan ama bunun sadece belli dengelerini yaptık. Sonra tabii dedim ki çocuklara nasıl olsa dedim batıyoruz. Bari dedim en iyi yarışmacımız kimse rica edelim konuşalım onu yarıştıralım. Öbür yarışmacı için normalde kura çekiyoruz. Öbür yarışmacılara dedi ki... En iyi yarışmacı olduğunu nasıl çözüyorsun? Tipinden, konuşma şeklinden? Tabii anlarım ben. Yani benim hayatta en iyi anladığım şey kimden ne çıkar çok iyi bilirim. Ha. O da muhabirliğimden geliyor zaten. Hmm. Ben biliyorsun işte zamanında muhabirken zaten. Hani karşımdaki insandan ne çıkacağını birinci dakika anlayabiliyordum. Sonra üzerine 4 sene Acun Firar'da yapmışım. Herhalde yaklaşık bir 5 bin tane falan interview yapmışımdır insanlarla. Hı hı. O 5 bin interview üzerine bir kalkıp bir de 1500 kişiyle 3000 kişiyle de casting yapmışım yarışmalar için. Yani artık öyle bir durumdayım ki bakıyorum böyle karşı tarafta ne var ne yok anlıyorum. Yani %80'le oynarım açıkçası. Yani ne var ne yok derken televizyon açısından bir enteresanlık var mı? Bir şey verebilir mi? Seyirciye ilginç gelebilir mi? Hı hı. Televizyonda olmalı mıdır? Çünkü şöyle bir kural var yani Türkiye'de. Herkes kendini televizyonda olması gerektiğini düşünüyor. Yani Varmış Yokmuş'tan sonra bunu ben bir kez daha çok iyi anladım. Herkes diyor ki benim ne farkım var ben de orada olabilirim. Ama olamazsın işte. O kadar komik evet. Yani bir durum var ki orada. Değil. Olamazsın herkes olamaz. Çünkü şöyle anlatayım sana. Futbol için anlatayım mesela. Erman Toroğlu'nun dedikleri dinleniyor futbolda. Hmm. Ama yine bilgili, başarılı başka bir insanın dedikleri dinlenmiyor. Niye? Bu bir konuşma enerjisidir. Hmm. Yani insanın belki mimidir ya da elektriğinin seyirciye geçmesidir. Biz bu matematik içerisinde orada bir tane bayan vardı, yaşlı bir bayan. İşte söyleniyordu zaten. Ben her gün buraya mı geleceğim, buraya mı geleceğim diye dedim ki zaten gitmek istiyor. Hmm. Programda zaten terse doğru gidiyor. Hmm. Zaten dedim Naciye teyzeydi galiba. Naciye teyze yarışmacı yapalım dedim. Naciye teyze bir yarıştı. Bizim reytingler zaten 1,5 katı aynı gün. Ondan sonra yani biz kademeli olarak yükselmeye başladık ve... Naciye yani, teyze arttırdı mı? Uf neler yaptı. Aa. Ya. Çıktı ben böyle işte yani... Yani çok... sana Allah yardım etti orada aslında. Yani, tesadüf.
ya tesadüf değil, Naciye teyzenin iyi olduğunu biliyordum ben. Hayır, Naciye teyzenin iyi bir yarışmacı olacağını biliyordum ben. Anladım. Dedim ki nasıl olsa program artık kötüye doğru gidiyor. Biz Naciye teyze yarıştıralım. Ha. Orada tutsam belki program için daha katkıda bulunur da. Program yarın öbür gün bitirirsek ne olacak? Naciye teyzenimiz evde konuşacağız. Doğru. Yani seyirciyle buluşamadan Naciye teyze orada bir iki sohbetle kutu başında kalacaktı. Doğru. O yüzden yarışmacı yaptım onu ve öyle bir gidişatını değiştirdim. Yani ben herkes çok merak etti, paralar ödeniyor mu acaba? Paralar ödeniyor zaten. Yani ödeniyor öyle bir sıkıntı, değil mi? Tabii ki. Yani şimdi onu bir kez daha önce de söylemiştim ben. Yunanistan'da biz Türkiye Yunanistan Survivor yaptık. Sonra bizim Derya şampiyon oldu biliyorsun. Yunanistan'da mesela parayı 5 ay sonra öderlermiş yani. Yunanistan televizyonunun kuralı buymuş. Yani bu konuda da zaten daha önce birkaç şey çıktı. Ben onları zaten gerekli cevapladım diye düşünüyorum ben. Olay şu, şimdi biz yarışmacı geldiği zaman zaten anlatıyoruz. Parayı bir gün sonra almıyorsun diyoruz yani. Belli bir süresi var bunun. 3 ay sonra alan da var, 5 ay sonra alan da var. Belli bir süre marjı veriyoruz. O süre marjında da paraları ödüyoruz zaten. Yani ödüyoruz derken ödeyen de Show TV. Peki yani, program o paraları... Daha hani bir parantezi açmak istiyorum. Benim parayla da hiçbir alakam yok. Hani bazen gazetede falan görüyorsun mesela ya da internette. Hani Acun para verdi, Acun şey... Ben parayla alakam yok ki. Parayı veren zaten Show TV. Televizyon. Ya bunu yarışmacı da biliyor zaten. Ben sadece orada sunucu ve yapımcıyım. Ben televizyondaki bölümünü yapanım yani. Anladım. Yani senin o yüzden 500 bin çok rahat bir şekilde verdirdim gördüğün gibi. Peki televizyon Show kazandı mı? Efendim? Daha açacak kazandı. Yani nasıl olsa para Show TV'den çıkıyor diye 10, 12, 15 en azından 24 tane çıkaracaktım 500 bini. Şaka yapıyorum. 10'da bıraktık. 500'ü vereceğim derken Show TV'nin kalbi durmuyor muydu? Yok yok. Şimdi o konuda Allah'ları var. Beni çok desteklediler ve o, yani bizim bir proje beraber aynı yola çıkmışız. Hani Show TV bir gün bile hani parayla ilgili benimle bir şey konuşmadı. Zaten konuşsalar da proje 500 milyonu vermeyince kötü mü hissettin 500 kendini? Bin. 500 bini kendini kötü mü hissettin? Kötü hissettim. Yani neden? Şöyle neden kötü hissettim biliyor musun? Şimdi haftalarca, aylarca insanlar 500 bini biri kazanacak mı diye bu programı seyretti. Evet. Ve şimdi biliyorsun birkaç kişinin de direkten döndü. İşte kutudan 500 bin çıktı, ulaşamadı. Bazısı işte kutuya gitti, 500 bin çıkmadı. Ben şöyle bir şey anlattım arkadaşlara. Dedim ki, kardeşim dedim, biz 500 bin beklentisiyle reyting yaptık. Yani insanlar 500 bin çıkacak mı diye bir beklentiyle bizi seyrettiler. Biz bu işten bir reyting yaptık. Doğru. Bu programın öyle bir enerjisi oldu. Hele finale doğru son 40 bölümde 500 bin görevi diye çıkmışız piyasaya. 500 bin alan yok. Dedim ki böyle bir beklentiyle biz reyting yapıp başarı sağladıysak seyirciye bir borcumuz var. O da ne? 500 bini biri kazanacak. Bunu kanala da söyledim, herkese de söyledim yani. Dedim ki bu programda biri 500 bin kazanacak. Kazanana kadar da yapacağım dedim. Ama 10 tane 500 bin koyduğun zaman zaten neredeyse %50 ihtimal kutuda 500 bin var. Kazanacağı belliydi birinin. Ama ben o 500 bini vermeseydim sana yemin ederim yani rahat uyuyamazdım yani. Bir şekilde vermek zorundaydım yani. Vallahi helal olsun. Yani peki o program 500'ü çıkardı mı? Çıkardı tabii. Şimdi bu bir matematiktir. Rating, yani reytinglerden, ya reklamlardan mı çıkardı? Son 6 ayda 7 ayda televizyon dünyasında çok büyük krizler var tabii ki. Yani evet. Onu sen de biliyorsun. Yani piyasada zaten çok büyük krizler. Bir senedir Türkiye krizde. Yani televizyon piyasası niye krizde? Çok kısaca ben seyircilerimize de anlatayım onu. Reklamların fiyatları düştüğü zaman televizyonun geliri düşüyor tabii. Bu da zincirlemedir yani. Sonuçta orada çok önemli bir unsur var. Şimdi yarışmacıların ödülü zaten aslında reklamdan geliyor. Reklamda seyirme yüzdesinden geliyor. Yani seyredilme yüzdesinden geliyor. Şimdi ne kadar seyredilse program o kadar reklam geliyor. Yani aslında o kadar hayırlı bir proje ki var mısın yok musun? Seyircinin seyrettiği programdan elde edilen geliri kanal yarışmacıyla bölüşüyor gibi düşün. Yani kanal da gelir elde ediyor, yarışmacı da elde ediyor. Yani çok güzel, çok hayırlı bir projeydi. Evet, aslında onu daha önce konuşmuştuk biz seninle Türkbox'ta. Hakikaten birçok insana da faydası oldu. Faydası oldu. Kaç yardım kuruluşuna yani, yardım? Biz neler yaptık anlatamam sana. Bizim topladığımız para yani sırf yardım parası. Yani halkımızdan topladığımız para engelliler artı kimsesiz çocuklar için 10 milyon lira. Yani 10 trilyon eski parayla para toplamışız. Yani 3 kampanya yaptık. 3 kampanyada 10 trilyon lira para toplamışız. Sırf hayır işlerine gitmiş para. Onun dışında da 22-23 trilyon lira eski parayla 22 milyon lirayı da vatandaşlarımıza dağıtmışız yarışmacılara. Bunlar kim? Bizim halkımız ya. Halk, aramızdan doğru, insanlar. Doğru, kesinlikle. Yani şey değil ki biz kalkıp da sosyete kulübünden yarışmacı getirmedik ki. Doğru. Hepsi bunların ihtiyacı olan. Bir bazısının çok ihtiyacı var, bazısının az ihtiyacı var. Ama ihtiyacı olan insanlara 22 milyon lira para dağıtmışız ya. Doğru. Yani daha ne? Yani bu program hakikaten yani ben zirvede bıraktığımı düşünüyorum ama çok hayırlı bir programdı. Yoksa bence de. Ben Survivor çekerken 3 katı fazla eğleniyordum. Bizim bir adada Survivor çekişimiz var. Yani yerlere yatarsın. Bir ay boyunca biz hayatımızda bu kadar eğlenmedik. Ama var mısın yok musun yaptığım en hayırlı proje kesinlikle. Biz biraz var mısın yok musundan bir şeyler, VTR'ler hazırladık galiba. Eğer mümkünse biraz bakalım. Bir de dünyadan bir sürü ünlü şarkıcı, oyuncu neyse manken bir sürü insanlar geldi. Bunları nasıl başardığını sormak istiyorum.
Acun çok alemsin ya. Sen aslında kameralara çok alışık değilsin. Yani alışıksın ama yine de kameraların karşısında bir kendini şey hissediyorsun. Furkan. Var mısın? Yok musun? Yokum. Yokum ya. Kim geliyor? İptisar geliyor. Var mısın? Yok musun? Yokum. Yokum diyor. Yokum. Adriana Lima geliyor. Furkan. Furkan. Ne güzel bir kız. Var mısın? Yok musun? Yokum. Yokum ya. Cem Yılmaz geliyor. Bu olağanüstüydü. Bence bu hepsinden başarılıydı. Hamdi. Açıklıyorum, Hamdi benim. Come on hoca, what are you doing there? You cannot admire the lake. And when Hoca turns him and smiles and... What if it happens? Paris Hilton geliyor! Var mısın, yok musun? Yokum. Yokum diyor. Beyaz geliyor. Evet, Hamdi Bey'e de... Nacizane. Var mısın, yok musun? Vakum. Vakum. Yokum. Yokum diyor. Ve Bruce Willis geliyor. I love you baby. And if it's not alright, I need you baby. You want the lonely night. I can't believe I picked up $500,000 movie. Just in me when I say. Ya olağanüstü yani. Gerçekten niye bunları özellikle bir daha görmek istedim biliyor musun? Şimdi Türkiye'de bugüne kadar birçok başarılı yapımcı var. Türkiye İnanoğlu saysak mesela yani var dedim ama hani isimleri aklıma Fatih Aksoy başka. Levent Altınay. Levent Altınay dediğin gibi. Dizilerden bakarsan Erol Avcılar falan, vesaire vesaire. Bence sen gizliden böyle hem kendin yapıyorsun programları hem de geleceğin yapım yani... Aslında yapımcısın. Aslında yapımcısın değil mi? Evet. Hangisi? Yapımcı bir yapım. Ama yapımcı olup da hem de televizyon önüne geçen kaç kişi var? Bir sen varsın. Çok yoktur herhalde. Çok yok. Ama evet. Sen önce televizyon önüne geçtin sonra yapımcı oldun. Aynen öyle. Evet. Önce televizyon önüne geçtim sonra kendi prodüksiyonlarımı kendim yapmaya başladım. Ve de hani gelecekte de birçok insana o yönden de iş vereceksin gibi geliyor bana. Ben geçenlerde çünkü ofisine gittim Acun'un. Baktım ki kendi kendine yani o kadar hakikaten kazandığını bir yere yatırmışsın. O çok güzel. Yani insanlara iş veriyorsun. Vermişsin. Vermeye de devam edeceksin. Bence o binanın iki misli büyük bir binaya da taşınacaksın. İnşallah. Yakında öyle hissediyorum. İnşallah. Bu gidişatla. Çünkü oraya sığmazsın. Zorlanıyoruz biraz zaten. Evet ama yani orada 1000 tane iş dönüyor aynı şekilde de. Bir sürü de insan çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. 50 kişiden var ya. Eşin de orada bu yanında. Evet. Yani gerçekten hem bir aile düzeni, hem bir iş yeri, hem işveren, hem bu bir başarı öyküsü demek istiyorum. Acuncuğum kısacası. Çok sağ ol. Yani o kadar çok özenen insan var ki sana şu anda.
Sen bir şans mı diyorsun buna, yoksa kendin mi yaptın diyorsun? Yani şöyle, nasıl yaptın? Ben tabii ki şansın mutlaka etkisi vardır. İnsan hayatında ben şansın etkisi olduğunu inanıyorum. Hani çok önemli yetenekler belki belli şanssızlıklardan başlarına bir şey gelerek istedikleriye ulaşamıyorlar. Benim hani Allah iş konusunda şansımı çok açtı ve bu konuda her zaman da bunu ne bileyim inkar etmedim ama tabii insan kendi şansını kendi yaratır. Buna da inanıyorum kesinlikle. Yani mesela bu ben zorladığım için bu çok tartışılır bir konu. İnsan ona, kendi şansını nasıl kendi olmuyor bazen. Hayır, yani şöyle zorlayacaksın bir yerden sonra. Bir kere yani insanın bir kere havlu atmaması denen bir olay vardır. Bir şeyi ben şöyle bir hastalığım var. Bir şeyi kafaya koyduğum zaman bunu sen de biliyorsun mesela. Hı. Mutlaka yapardım zaten. Hı. Ve yapıyorum da. Hı. Yani kafaya bir şey taktığım zaman onu yapmazsam rahat edemiyorum. Bu biraz yapıyla alakalı. Ve o yüzden de onu yaparken... Yapamazsan ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii abuk sabuk şeyler kafaya koymam. Hı. Ama yapılabilecek bir şeyi kafaya koyarım. Ben şöyle anlatayım mesela. Muhabirlik hayatımda yapamadığım röportaj hiç olmadı biliyor musun? Yani bir şey isteyip de yapamadığım hiç olmadı. Her kapıyı ne açtın, edip yaptım. Evet. Bütün röportajları yaptım. Yani o zaman işte seninle yapmak çok zordu. Seninle de yapardım ama kimle yapmak gerekiyorsa mutlaka yapardım. Evet. Futbolcuyken de öyle. Futbolcu daha doğrusu spor muhabiriyken de öyle. Bende şöyle bir saplantı var. Bir şeyi kafama koyduğum zaman onu yapmazsam o gece rahat uyuyamam. O yüzden bu bana ekstra bir adrenalin veriyor. Hı. Motivasyon sağlıyor. Ve belki de başarının önemli sebeplerinden biri bu. Mesela ben geçen gün bir analiz yaptım. Şimdi Emre benim çok yakın arkadaşım biliyorsun. İşte geçen geldiğinde de ofisteydi. Şimdi Emre inanılmaz hırslı bir insan. Ve o hırsı sayesinde Emre Belözoğlu oldu bu noktada. Çünkü o da başaramadığı zaman deliren bir tip. Ve o hırsıyla sahada zaten oynadığı için performansı belki birken ikiye üçe çıkıyor. Benim de aynı şey aslında, tabii ki futbol oynamıyorum ben ama kendi işimde öyle yani. Bir şeyi yapamadığım zaman, başarısız olduğum zaman ekstra enerji ve adrenalinle yapmak için elinden geleni yapıyorum. Bu da benim bir noktalara gelmemi sağladı yani birçok açıdan. Burcun neydi senin? İkizler. Rezalet mi? Çok zor. Anlamam burçlardan da, böyle ikizler dediğin zaman karşı taraf ne falan de hep böyle. Hayır, hani böyle iki de, modu değişir sabah, evet, aynen, akşam modum değişir. Öyle mi? Evet, bir dengesizlik var. Yani sorunlu bir insanım, onu kabul ediyorum. Senin yaşam şeklin de enteresan. Aslında bu kadar çalışan insanla hani birilerinin evli olması da zor. Tabii tabii. Eşin çok... Allah'tan ki sana destek oluyor anladım. Yani onu her zaman söylüyorum. Beni her zaman destekliyor, arkamda duruyor. Çok anlayışlıdır. Yani kendisi son derece anlayışlıdır sağ olsun. Hiçbir zaman benim kalbimi kırmadı. Yani ben kalkıp da bazen işte 8 saat, 7 saat çekimler yaptığım oluyor. Eve gidemediğim oluyor. Bunların hepsini anlayışla karşılıyor. Çok bambaşka biridir. Ama bu çok önemli bir şey. Yoksa başarını engeller. Yani kesinlikle öyle. Yani şimdi bir huzursuzluk yaratsa performansı tabii ki etkiler. Buna da ben çok inanıyorum. Sonuçta arkadaşlarım da her zaman öyle. Biliyorsun ben şimdi bu işe girerken de şimdi Esat'la başladık mesela. Esat benim çocukluk arkadaşım. Yani etrafımdan aldığım çok büyük enerji de var benim. Hmm. Alpay var yine benim çocukluk arkadaşım. Çaykun yine gençlik döneminden çok eskilerden arkadaşım. Bakıyorum böyle şimdi etrafımda gördüğüm insanlar, işte Hamdi sağ olsun bizle beraber. Onunla ben 20 yılda Hamdi tanışıyorum. Hamdi gerçek Hamdi mi? O yok, o Hamdi değil. Başka Hamdi, bir Hamdi var. Hamdi. Yani şuna geliyorum yani. Ben baktığım zaman etrafımda gördüğüm insanlar zaten ben 20 yıldır aynı adamları görüyorum. Ve onların verdiği enerji beni çok aşırı motive ediyor. Yeni insanlara çok açık değilim mi? Çok açık bu? Değilim demeyeyim. Hı. Ama yeni insanla çok aşırı derecede samimi olamam. Ben aslında, sen aslında orada bir şey yakaladın. Ne biliyor musun yakaladın? Hani sen de diyorsun ya Acun bir bugün. Bende bir mahcubiyet var aslında. Var, ben evet. Aslında böyle evet. Hani kontrolsüz böyle girişken bir tip değilim. Evet. Bu mahcubiyet yani şöyle utangaçlık var bende. Evet. Yani o da şundan kaynaklanıyor. Samimi olduğum zaman benim seninle şu frekansım var ya mesela. Hı. Bu şimdi bizim 15 yıllık, 12-13 yıllık bir arkadaşlığımızdan kaynaklanıyor. Ben senin ilk defa programa geliyor olsaydım burada kasılırdım ben. Şu anda şimdi belli bir yani beraber tatile gitmişliğimiz var işte zamanında biliyorsun. Evet. Yani şimdi o samimiyetimizi bir noktaya taşıdığı için bizim tabii. Ben çok rahat ediyorum. Benim özelliğim şudur. Samimi olursam aşırı samimi olabiliyorum ama ilk mesafeyi pat diye kapatamam bir insanla. Niye acaba? Yapı meselesi bu yani. Bu şartlarda televizyon önüne de çıkıyorsun. Çıkarım yani şimdi televizyon önüne çıkarım. İş olunca yaparım diyorsun. Tabii ki iş olduğu zaman yaparım ama televizyonda da bunu belli ederim. Zaten Var mısın yoksun artık son bölümlerde neye dönmüştü biliyor musun? Benim mesela canım bir şey sıkkınsa, mesela diyorlardı ki rejidekiler, abi senin canın mı sıkkın? Evet canım sıkkın diyordum. Yani yalandan gülmüyordum yani, anlatabiliyor muyum? Yani artık iş o kadar doğala döndü ki, o gün mesela canım sıkkınsa ekranda canım sıkkın çıkıyordum yani. Kalkıp da mutlu olmaya çalışmıyordum. Yani. Şimdi senin asıl bir gününü... Çok merak ediyorum nasıl yaşıyorsun. Bence enteresan bir yaşam şeklin var. Bir de şansın insan kendi zorları bir daha... Şansı, bence insan şansı orada senin atladığın bir şey var. İnsanlar neden sen bu noktalara geldin bence. Hı. Ama önce reklamlar. Peki...
sevildiğini düşünüyor musun? Bence sen sevildiğin için ve bugüne kadar da o muhabirlik döneminden sevile sevile bir şekilde bir şeyleri eke eke geldiğin için başarıya ulaştın. Yani o çok büyük motivasyon sağlıyor tabii. Evet. Hani yani tabii ki her insanın ruhu sevilmekten hoşlanır. Hani ben de sevildiğim zaman ekstra motivasyon sahibi oluyorum. Bir de insan çok sevildiği zaman yanlış şey yapmaya... Ama niye seviliyorsun sence? Bir şeytan tüyü var bende, o kesin. Var, kesinlikle kesin var. Bunu yani, kabul ediyorsun yani. O var, bir de şu var yani, insanın yüzüne vur olayına ben katılıyorum. Şimdi kendimi övmekten hayatta nefret ederim ama karşı taraf bende bir art niyet olmadığını ya da ne bileyim kalleşlik olmadığını iyi hisseder her zaman. Hmm. Yani onu bakışlarımla, yüz ifademle bir şekilde ifade ederim. Ve sonunda da zaten devamında da buna uygun bir yapı sergilediğim için hiçbir zaman ben kimseye arkadan vurmadım. Hani bir gün bile kimse diyemez ki Acun bana bu kötülüğü yaptı. Hmm. Ve bu enerjiyi de bir şekilde karşı tarafa anlatıp ifade edebiliyorum diye düşünüyorum yani. Evet, ama muhabir dönemindeyken evet, insanların hani sen muhabirsin gözüyle bakmaları biliyorsun meşhurdur insanlarımız. Hı-hı. Ya da çalışanlarımız ya da çalıştığın yer, müdürler falan falan. Sonuçta muhabir. Belki iki dakika bile zor dinlerler karşısındaki muhabiri, değil mi? Öyle tabii, bir durum var yani genelde. Yani yeni muhabirsen zaten işin çok zordur yani. Zaten oralarda. İşin zor. Yani oralarda hani sıyrılma bölümü çok da kolay bir şey değil. Yani dikkat çekme falan olayları çok kolay şeyler değildi o dönemde. Evet. Benim en tabii hani şu anda benim için proje tutturmak o zamana göre çok daha kolay. Yani o dönemde tabii, çünkü bir muhabirken hani kalkıp da birileriyle ekstra bir röportajlar yapmak ya da müdürünün gözüne batmak falan, bunlar ben ilk bir sene boyunca İlker abi, İlker Yasin benim müdürümdü. Demin de reklam arası anlatıyordum. Üç kere iç direkten geri geldim ya. Kovuyordu beni, iç direkten geldim üç kere bak. Yani nasıl kovulmadım ben bile bilmiyorum. Yani göze batayım derken göze battım da ters anlamda göze battım ben. Hani puanı arayayım derken bir baktım. Yolları ayıracağız an meselesi falan durumu var. Bir gün İlker abi odasına girdim. İlker abi dedim, seninle bir konuşma yapmak istiyorum dedi. Kendimi çok iyi hazırlamışım. İlker abinin de başını ağrıyacağı tutmuş. Acun başım o kadar ağrıyor ki seni dinleyemeyeceğim diyor. Allah'ım diyorum, ben şimdi temiz sayfa açalım falan konuşmasına gireceğim. Adamın başı ağrıyor. Abi ben şimdi kendimi öyle hazırlamışım. Adamın baş ağrısıyla buluştuk bir anda. Çok severim. İlker Yasin'in bende çok emeği vardır. İlker abi dedim, ben tekrar konuya girdim. Dedim ki bugünü dedim beyaz bir sayfa kabul edelim. Bundan sonra dedim çok farklı bir Acun şey yapacaksın. Çünkü o ekipte bana gıcık olan birisi vardı. Şimdi ismini söylemek istemiyorum tabii ki. Ona olan gıcıklığımdan dolayı öyle bir motivasyondayım ki. Yani o da beni kovdurmaya çalışıyor. Kovulmayı gururuma dokunmuyor. Onun yüzünden kovulmak çok kanıma dokunacak. İlker abi dedim ki beyaz bir sayfa kabul edelim. Bundan sonra bambaşka bir Acun göreceksin. O da kabul etti. Ondan sonra hakikaten çok formdaydım. Yani, formdaydın. Of neler ya. Ondan sonra Beşiktaş muhabiriydim. Beşiktaşlı futbolcularla öyle samimiyetler kurmaya başladım ki millet yani inanamıyordu yani. Futbolcularla beraber takılıyordum gayet rahat. Senin neden hep arkadaşların futbolcu hakikaten Acun? O futbol olan düşkünlüğümden kaynaklanıyor. Bir de futbol muhabiri olmamdan yani. Ha. Eskiden futbol muhabiriydim. Onlar o da dönemde, sevmişler bak seni. Tabii canım yani biz Okan'dan mesela o dönemler, Emre mesela o zaman çok küçüktü. Yine o dönemlerden kalma çok ciddi bir samimiyetimiz vardır hep futbolcularla. Hakan Şükür'le de öyle yani. Evet ama yani senin tabii şu da var. Gerçekten bazen onu sen bana da söylersin. Burada nasılsan dışarıda da öylesin. Gerçekten o samimiyetini herkes algılıyor. Türk halkı algılıyor. Yani sağ olsunlar, ben şimdi sokakta bunu çok rahat hissediyorum. Yani şimdi kalkıp da tabii benim aleyhimde kimse bir şeyler söylemiyor mu? Söyleyebilir tabii. Onu da yani insanların takdirine bırakıyorum. Kalkıp da herkes beni sevmek zorunda değil. Hı-hı. Ama beni mutlu eden olan şu kapının dışına çıktığım zaman ben sokakta gezerken emin ol yani birçok insanın hayal edemeyeceği derecede sıcak bir karşılamayla insanlar tarafından evet, karşılanıp yani yolda bana laf atmayan yoktur mesela. Arabayla geçerken bana mutlaka insanlar laf atar. Bir şekilde şakalaşırlar ve beni ekstra da motive ederler. Tabii tek zorluğu şu, tabii sen de yani kaç yıldır zirvede olan bir insansın. Yani devamlı pozitif olman gerekiyor. Bu evet, bizim için en zor işlerden biri. Çünkü kafan dağınıksa, canın sıkkınsa mesela somurtuk durma şansın yok. Hiç. Çünkü sana sempati yapan insan üzerine alınıyor o zaman. Doğru. Şimdi kalkıp da biri gülerek beni şimdi ekranda devamlı neşeli görmüş. Yani Acun Bey nasılsın diye enerjik söyleyen biri. Senin de kafan çok dağınık mesela, düşün. İstediğin bir şey olmamış, dönüp mesela iyi diyemiyorsun yani. O yüzden de biraz hani gülme konusunda kendimi zorlamam gerekiyor bazı noktalarda. İnsanlarımız şey olmasın yani, moralleri bozulmasın ya da hani beni ters anlamasınlar diye. Tek zorluğu, ama onu da şimdi zorluk olarak söylesek o da nankörlük olur. Sevilmek hakikaten çok güzel bir şey. Yani Allah herkese nasip etsin. Yani o benim zaten ruhumu besleyen bir olay şu anda. Hani birçok ünlü insan için de geçerlidir ama ben şu anda hakikaten yani insanlar tarafından çok sıcak karşılanan biriyim. Bu da benim açımdan motivasyon olarak 10 numara
bir motivasyon sebebi. Tabii. Yani hep böyle hani iyi olmak zorundayım gibi hissediyorum o zaman da. Ya da yararlı bir insan olmak zorundayım. İnsanlar beni takdir ediyorlar, onlara mahcup olmamalıyım diye kendi kendime hep şey yapıyorum, telkinde şeyin buluyorum. Şeyin farkındasın değil mi? Seninle birlikte çalışan aynı dönemdeki arkadaşların aslında senin gibi olmak için mücadele ediyorlar. Ve ben mesela senin gıyabında bunu çok görüyorum. Hı-hı. Yani çok küçük acunlar görüyorum etrafta. Gerçekten onlar da senin gibi televizyon önünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ki senin televizyon önündeki hallerin her zaman bir VTR'miz daha vardı. Komik, hatta çok komik. Sen bile komik bir adamsın üstelik de. Yani hakikaten komiksin. Anlattıklarını ve yaşadıklarını nedense hep seni mi buluyorlar bunlar? Bilmiyorum. Yok, o biraz benim değişikliğimden de kaynaklanıyor. Şu anda karşınızda ne olduğumu anlamaya çalışıyor. Biz de onun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Allah korusun diyoruz. Hoppa. Mami mami hoppa. Bye. Evet, bekliyorum. Turko, Turko. Yo Turko. 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 Tu Turquía futuro. Claro, pedir futuro. Y siempre que busquen paz. Param olsa ayıp ediyorsun Acun, gelmez miyim dedi. Ama tabii ki hanımefendi de para yok. Gördüğünüz gibi doğal bir mağara. Bu mağaranın özelliği şu. Zamanında bundan 50 yıl önce keşfedilmiş. Ve 20 yıl önce de ne olmuş? Tadilat olmuş. Tadilat olmuş. O yüzden mağara çok güzel bir mağara. Yani gelin burada yaşayın diyebiliriz. O kadar güzel mağara. İçeri doğru giriyoruz tabii ki. İçerisi karanlık. Basit oldu mu? Anne gördün mü? Dudakta öpme diye müdahale etti. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Evet sevgili, dudaktan öpüşmeye karşı hanımefendi. Burada da gördüğünüz gibi tutuculuk var. Öyle kalkıp da küt küt öpemiyorsunuz kız annesinin yanında. Sırada devlerin dansı var sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi şu anda Semper. Abi şansa bakar mısın? Adamımız da dur. El attığımız yer kuruyor abi. Dans bitti oğlum. California. Tamam ya, çekil. Tamam. You came all the way to see that event? Yes. Is it interesting? Very interesting. First time, first time. Sen bunları özledin mi acaba? Evet, en büyük benim. Çocukla çocuk olmayın demişler. Biz de bu mutlu çifti. Ya orada bile insanlar, sana yani hep bir şekilde bir enerjim var. Kokuyu çok iyi alıyorsun da sana sormak istediğim bir soru var. İnternet televizyonculuğundan korkmuyor musun? Mesela ya da onunla ilgili bir çalışmaların var mı? Biliyorsun artık internet de bu işin içine girmeye başladı ve gitgide büyüyor. Evet, internet televizyonculuğunun bizim açımızdan bir sakıncası yok zaten. Çünkü internet televizyonculuğu denen olayda da zaten ortaya konulacak şey content olacak. Yani burada olan sonuçta önemli olan content. Yani buradan internet televizyonculuğundan korkması gerekenler televizyon kanalları. Televizyon kanalları açısından bir problem belki olabilir ama onlar da bir şekilde mesela Habertürk o konuda interneti zaten bir bacak yapmış durumda. Birçok şirkette bu konuda bir çalışma yapmak zorunda bir yerde. Çünkü sonuçta internet televizyonculuğu da olsa orada insanlar bir content seyredecek. Bu content nedir? Yarışma programı, dizi ya da ne bileyim bir futbol maçı olabilir. Biz bunları sağlamaya devam ettiğimiz sürece bizim açımızdan bir problem olmaz. Sen hep televizyon programları üzerinde yoğunlaşıyorsun değil mi? Evet. Sinema, kesinlikle filmi yok. Ya da dizi hiç düşünmüyorsun. Yani ben şöyle, ben bir yemek yapıyorum gibi düşün. İtalyan mutfağını yapıyorum. Ben bir tek İtalyan mutfağına yoğunlaşmak istiyorum. Yani onunla ilgili yenilik yapabilirim. Yeni bir tatlı koyabilirim. Ama sadece İtalyan mutfağı gibi düşün. Oraya fokuslanıp onda çok iyi olma yolunda gidiyorum. Yani onun için kendimi bir şekilde zorlayıp ona enerji harcıyorum. Yoksa hani sinema benim anladığım bir konu değil. Ve anlamadığım konuda da hiçbir zaman zevk almayacağım için de hani öyle bir şeye girmek istemiyorum. Bir de ben rol yapmayı sevmiyorum. Nefret ediyorum daha doğrusu. Çünkü rol... Başkalarına yapmak gibi yani yapımcı olarak sinemaya da... Yani şimdi bir de şöyle bir yapım var. Sen demin söyledin ya kameranın önünde misin arkasında mısın diye. Dikkat edersen ben 4-5 tane iş yapmıyorum ki. Hep tek iş ya da iki iş yapıyorum ve hep ben içinde oluyorum onun. Evet. Yani öyle de bir alışkanlığımız var ya bizim ekip olarak. Bizim ekibin özelliği şudur. Sunucu hep Acun'dur.
Acun sunucu olduğu için Acun'un dediklerini herkes bilir orada. Hı hı. Ne istediğini bilir. Biz o sırada zaten program montajına başlamışızdır bile. Hı hı. Yani herhangi bir program çekiyorsak bizim için montaj o dakika başlar zaten. Hı hı. Bu da bizim için bir alışkanlık yaptığı için kalkıp da hani başkasına bir proje yapmak bize pek uygun gibi gelmiyor bana. Şu anda ona konsantre değilim. Anladım. Yani orada da çok seçiciyim aslında. Ben istesem biliyorsun 4-5 tane proje yaparım aynı anda. İyi kötü kanallar hani bana sempatiyle bakıyor zaten. Ama ben sadece bir iş yapmak istiyorum ya da en fazla iki iş yapmak istiyorum. Peki her dönem sen önce olacak mı stüdyo programları? Çünkü bir ara biliyorsun sadece dizi vardı. Şimdi de gerçi diziler ağırlıkta yani, ama. Yani burada şöyle seyircinin trendi zaman zaman değişir. Eskiden yabancı diziler vardı biz çok küçükken. Hı-hı. Sonra yerli diziler ön plana çıktı. Önce starların üzerine diziler oldu. Sonra da senaryosu güçlü dizilere döndü. Hı-hı. Seyirci profilinin değişmesi bu. Bir de tabii seyircinin eğitimi her geçen gün artıyor. Şuna ben çok katılıyorum bak. Dünyada haberleşmenin gücü arttığı zaman bu internette çok arttı biliyorsun. Artık seyircinin profili de çok değişti Türkiye'de. Hı-hı. Bu çok önemli. Bunu nasıl takip edip öğreniyorsun? Bundan 15 yıl önce Amerika ile aramızda uzay yolu kadar fark vardı biliyorsun. 20 Doğru. yıl önce. Ya da İngiltere ile acayip derecede bir fark vardı aramızda. Bugün Türkiye'deki çocuklarımız bizim internet sayesinde İngiltere'deki çocuk da aynı şeyden haberdar zaten. Doğru. Aynı şeyleri biliyorlar. Aynı yıldızlara hakimler zaten. O yabancı yıldızlar falan hepsi aynı yıldızlara hakimler. Bu da seyircinin zevk aldığı şeyleri de yavaş yavaş birbirini dengeledi. Hmm. Bundan 20 yıl önce Amerika'da şu seyredildi, Türkiye'de bu seyredildiği bir olay var. Hmm. Şimdi Türkiye'deki seyirci Amerika'daki kaliteyi arıyor. Bizim dizilerimizin kalitesi çok arttı. Sen de farkındasın. Hı-hı. Bu konu nasıl uzmanı sensin. Hı-hı. Bundan 15 yıl önceki dizi prodüksiyonlarına bak. Hı-hı. Bugün şimdi dizilerimize bakıyorum ben. Doğru. Önemli dizilere. Baktığın zaman çok ciddi prodüksiyonlar var. Hı-hı. Bu da kaliteyi arttırdık biz bu konuda. Hı-hı. Yunanistan'dan çok daha ilerideyiz mesela. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi falan diyorsun. Bizim dizi kalitemiz 2,5-3 kat daha yukarıda. Hı-hı. Kalite olarak diyorum. Şimdi prodüksiyonda biz de aynı şekilde. Bizim çektiğimiz işte yeteneksizsiniz. Yani biz çok güzel, iyi bir prodüksiyon yaptık. Çok ciddi derecede enerji harcıyoruz. Aynı standartları tutturuyoruz. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Bizim seyircimiz zaten artık Avrupa'daki seyirciyle aynı ayarda olduğu için de bizi tercih ediyor diye düşünüyorum. O Vallahi emeği fark ediyor yani. Daha programın ilk yayınında birinci oldun. Evet, evet. Şimdi sana şey sormak istiyorum. Gerçi o programa ben de iki bölüm konuk olacağım. Evet. Konuk jüri olacağım. Evet. Değil mi? Programın konsepti öyle. Aynen öyle. Seni bekliyoruz heyecanla. Evet. Ama sen iyi alışmışsın. O ne güzel. İki gün birisi, iki hafta biri, iki hafta biri öyle bedavadan. Yani, oh. Evet biz oyunumla başladık aslında. Ha. Fakat onun cumartesi pazar Habertürk'te yayınları var, canlı yayın. Ondan sonra schedule'ını da zaten biz daha yazın konuşurken Habertürk'ten bir ayrılma ihtimali vardı bir ihtimal. Hı hı. Sonra ayrılamayacağını söyledi bana. Biz de konsepti Ali abiyle biz ikimiz Ali Taran'la sabit kalalım. Hı hı. Ortamımızda değerli misafirlerimizi ağırlayalım diye düşündük. İşte. Bunlardan biri de sensin olacağım. İnşallah. Üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde seni görmek istiyoruz. İnşallah. Tamam. İnşallah öyle olacak. Senin bir matematiğin var yaptım. Evet. Yani gerçekten bunu her yerde söylememen gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de soruyorum ama şöyle soruyorum. Açıklama ama var mı onu söyle. Seyircinin seyretmesini sağlayabileceğin doneler var sende. Evet. Biliyorsun yani mesela şu olmadan o programı yapmazsın belli. Evet. Ve bence bu bir şey formül. Bu formül nasıl ahçılar yaptıkları yemeklerin formüllerini birbirlerine vermezler. Senin bunu her yerde söylemen bence yanlış. Bu konuda öyle düşünmüyorum ben. Şimdi ben yapı itibariyle şöyle bir psikolojim var benim. Onu sana söylemek istiyorum. Böyle çok her yerde anlattığım bir olay değil. Bizim şu anda kendi dünyamızda başka insanların ön plana çıkmasından rahatsız olan haris insanlar var. Yani ünlüler dünyasında var bunlar. Hı. Hani sen şuna inanıyorsun değil mi? İyi insan var, kötü insan var diye. Ünlüler dünyasında da başka insanların daha popüler olmasını hazmedemeyen ya da başarılı olmasını hazmedemeyen yani haris insanlar olduğuna inanıyorum ben. Hı. Yani kötü insanlar var. Bizim aramızda da var yani. Bu ünlüler dediğin insanların da belli bir kısmı nasıl toplumda öyleyse bir mahalle gitsek bugün herhangi bir mahalle nasıl iyi insan var, kötü insan var? Ünlüler arasında da var. Ve bu kötü insanlar bir şekilde yani benim başarılı olmamı hazmedemeyebilirler, kıskanabilirler. Böyle bir güdü var. Kötü insan niye diyoruz kötü insan? Adamda öyle bir güdü var diye kıskanıyor adam. Şimdi bende öyle bir güdü yok işte. Yani mesela beyazda da yok o biliyor musun? Hani beyaz mesela benim başarılı olduğum zaman kaç kere beni tebrik etti anlatamam sana. Öyle mi? Ve kaç kere ben mesela reytingde beyazı geçiyorum diye onunla ilgili mizah yaptı ve onu içten yaptığını hissediyorum. Yani kamera önünde demiyorum sana. Hmm. Şimdi burada da aynı şey. Ben şimdi diyorsun ya bunun bir formülü var falan filan. Ya başka biri başarılı program yapsa, formülü al veriyorum formülü. Başka bir program yapsa ben bundan niye rahatsız olayım? Yani dünyada bir tek ben mi başarılı olacağım? İnsanlar bir tek beni mi seyredecek? Hayır. Başka insanlar da program yapsın. Onlar da seyredilsin. Ben burada kendime fokuslanmış bir insanım. Hı hı. Benim yapım da o yüzden başkalarını bir şekilde ileriye itmekle ilgili en ufak bir çekinge yok ki yani. Bana çok ünlü sanatçılarımız bu hafta içerisinde geldi. İsimlerini tabii söylemeyeceğim burada ama
Acun bir şey yapabilir miyiz diye beni dost buldukları için geldiler. O kadar gurur veriyor ki bana bu. Ya. Ya da bana yön göster diye gelenler var ya, ne yapayım diye yön göster diyor yani. Süper. Bu benim için çok gurur duyulması gereken bir olay. Ben yok işte şöyle bir formülü yaparsam işte insanlar yaparsa ben bunlara zerrece takmam. Sadece şunu söylüyorum ama benim formülüm şu. Benim formülüm yani televizyon matematiğinde bütün olay samimiyetten geçiyor. Seyirci gerçeklik arıyor. Ben reality show yapıyorum. Gerçek şeyi seyrettirirsen samimi seyirci seyrediyor. Samimi olmayan bunu yapamaz diyorsun değil mi? İstese zaten, de samimi aynen. Olmaz. Aynen. Samimiyse de yapsın zaten. Yani eğer samimiyse yapsın. Samimi oynayamaz insan. Mümkün işte. Değil oynayamaz. İşte buna adım kadar eminim. Bütün... Hiç kimse samimi oynayamaz. Yani sen orada ben samimiyim diye birini oynatamaz. Bir insan şimdi ekranda bazı insanlar samimidir. Bazı insanlar da doğal değildir diyeyim. Samimiyetsizdir demiyorum sakın yanlış anlama. Doğal değildir. Yani doğal o ekranda birisi olmaya çalışır bazı insanlar. Hı hı. O enerjiyle de seyirciden kendisini kaçırır. Seyirci bir anda buzdolabına girmiş gibi olur. Hı hı. Ama bir sıcaklık varsa yani eğer insan orada kendisini seyirci bir şekilde kendisinin de o muhabbetin içinde olabileceğini düşünüyorsa seyirci seyretmeye başlar. Çok basit bir şekilde söyleyeceğim. Dizilerde de aynı şey geçerli. Anlatımı güzel, oyunculuğu güçlü olduğu zaman dizi insan kendisini bir anda dizinin içine bırakır, seyretmeye başlar. Oyunculuk kötüyse insanlar seyretmez. Reality show'da da tam tersidir. Doğalsa seyreder, oyunculuk hissederse seyretmez. Çünkü kafasında her zaman gerçeği seyretmek vardır. Ben hep gerçeği ekrana koydum. Hep gerçek şeyler seyrettirdim insanlara. O yüzden de insanlar hep seyretti. Çünkü seyirci orada gerçek olduğunu biliyor her şeyin. Her yarışmada, her muhabbetimde olay gerçek. Yani burada nasılsak orada da öyleyiz. Evde de öyleyiz, bizim ofiste de öyleyiz. Hep her şey gerçek. O yüzden hiç oyunculuk yapmıyorum. Hiç o konuda bir hevesim yok. Hı hı. Ve bu konuda da zaten başarılı olacağımı da düşünmüyorum. Çünkü hayatım boyunca ben olarak ekranda olmuş biri olarak başkasını oynayamam ki zaten. Öyle bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Evet. Oyunculuğu da takdir ediyorum. Yalnız sakın yanlış anlama tabii. Yani büyük oyuncular işte Bruce Willis falan geliyor ağzımız açık seyrediyoruz adamı yani. Bu bende olmayan bir yetenek diye söylüyorum yani. Bir filmde oynadın ama değil mi Acun? Ya ben filmde falan oynamadım. Yani ben filmlerde en fazla 5 dakika 4 dakika o filmde oynadım diye çıktı. Yani oynamadım hakikaten. Hakikaten oynamadım. 3 dakika 4 dakikadan fazla oynamış olduğum film yoktur. Oynamış derken konuk sanatçı çağırıyorlar. Bir gün gidiyoruz işte. O da şundan kaynaklanıyor. Onu da söyleyeyim şimdi. Benim hani eskiden muhabirlik dönemi diyorsun ya. O dönemden samimi olduğum insanlar var. Hmm. O dönemde samimi olduğum insanlardan bazıları film yapımcısı oldu. Şimdi öyle bir durum oluyor ki şimdi film yapımcısı olmuş adam diyelim. Benden ricada bulunuyor. Acuncum gelip bir konuk sanatçı olarak oynar mısın? Misafir sanatçı olarak. Şimdi hayır diyemem ki ben ona. Ben sen benim birini kırdığımı gördün mü Hülya? Ya onu dedim. Düşün biraz. Biraz düşün. Acun'a mesaj attım. Dedim ki artık yani hani şey olur, ayıp olur. Çocukcağız çok yorgun aslında ama. Bana gelir misin pazartesi konuk olarak dedim. Hemen temizliğe çağıracağını zannetti. Temizliğe de çağıracağını zannettim. Hayır tabii... evet temizliğe çağıracağını. Çünkü bu arada ben seyircilerimize anlatayım da kısaca. Hülya sağ olsun biraz nazlı bir bayandır. Neyse şimdi böyle bir iki tane benden konuk olarak gelecek ya şimdi. Bir iki tane istekte bulundum. İsteklerin bazısı tabii ki mantıklı, bazısı da hafif şuursuz. Hangisi? Neyse hafif. Neyse tamam yani hangisi? Sabah 7'de uçak olur mu falan böyle. Garip bir şey söyledi geçen gün. Sabah 7'de uçak olmaması gerekiyormuş Hülya'nın dünyasına göre. Ben de şimdi bir iki tane istek geldim her seferinde de sağ olsun diyor ki Acun yanlış anlayacaksın ama falan filan. Ben hepsine pas geçtim yani alttan alıyorum. Hülya'dan yine Hülya Avşar diye mesaj geldi şimdi. Ben şimdi endişeyle bastım şimdi. Acaba ne isteyecek diye. Programa konuk olur musun yazıyordu şimdi. Oh dedim bu en rahat yapabileceğim iş işte. Hemen cevap yazdım ben de. Dedim ki evet temizliği çağıracaksın diye korkuyordum. Tabii ki gelirim. Ay Allah. Ama aşk olsun bak bana orada onu belli etmedin. Kapris yaptım mı düşündün? Düşünür müyüm öyle bir şey? Bak şimdi. Nereden Acun. Çıkarıyorsun? Düşünür müyüm? Ama çarpılmayayım. Neden hayır, sabah? Hayır kapris değil şaka yapıyorum. Sabah ama 7'de. Sabah 7'de bak akıllı 5'te olsun. 5'te mi kalkmak lazım? Bak, bir dakika 5'te kalk ne 5'i? 4.30'da. Ben 6'da kalkarım da 7'deki uçağa. Sen tabii daha erken kalkabilirsin. Bak sabah 7'de uçaklar var aklın tamam. Olsun. Ya böyle tamam. Bazen sesler duyuyorum. Ama gitmiyorum ben ya. Tamam biliyorum ama. O saatlerde gitmiyorum ben hiçbir yere. Ama şimdi. Hayır tabii bunu da seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok iyi bir anne kendisi. Oradaki konsantrasyonla Zehra'dan ayrı kalmak istemiyor. Evet. Kaçta döneceğim, geç mi döneceğim, 11'de gelir mi? Evet 11'de olursun. Yok ben 12'de olurum bence. Yok 11'de olursun. Zaten eve 11'de girsen ne olacak, 12'de girsen ne olacak? Biz orada gece dönüşünün konuşmalarını falan yapınca tabii gülme tuttu beni. Biliyor musunuz şimdi burada dökülüyor. Bana halbuki hiç bir şeysi. Bana telefonda son derece anlayışlı işte. Olur tabii, tabii. Sabah 7'de hayır ben o sıra bak ben konuşmayı sana aynen yapıyorum. Tabii Hülya'cığım. Olur. Böyle bu durum. Tabii sen nasıl istersen. Tabii. Hiç sorun değil ya, diyorum bu sırada. Ya bu durumda
olmak istemiyorum. Yok, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Tamamen şaka yapıyorum. Kapris yapma. Ben bir parantez açayım. Sen hep kaprisliydin. Reklamlar. Bir dakika. Reklam. Açıklayacaklarım vardı ama reklama gittik. Reklamlar. Tamam. Acun. Nerede kalmıştık? İki dakika. Yani benim kaprisimden sus. Kapris falan mı? Şu iki dakikamız mı var arkadaşlar? İki dakika 20 saniye. Üç dakikamız var. Evet, evet. Allah aşkına şu sabah ve akşam gününü bir anlatsana çünkü enteresan. Bir günü mü anlatayım? Ha, bir günü. Şimdi ben 10'da her gün kalkmak zorundayım. Çünkü reytingleri alıyoruz biz. Hani televizyoncular genelde 10'da hep kalkar. 15'lik dilimleri aldığımız için ilk verilerdir onlar zaten. Oradan programın kaçıncı olduğunu tahmin edersin zaten. Saat 10'da reyting alırım. Ondan sonra işte 11-11.30 gibi evden çıkarım. Ondan sonra ofiste mutlaka bir toplantı olur. Ondan sonra mutlaka öğleden sonra bir saat uyurum. Sonra mutlaka işte çekim olur. Her son öğleden sistemi... sonra bir saat uyuyorsun. Bir saat, yarım saat hiçbir şey yapamazsam 10 dakika uyurum yani. Hmm. Yani uyumam şart ama. 5 dakika da olsa uyumam lazım. Böyle uyandığım zaman 5 dakika uyup sanki bir saat uyumuşum gibi geliyor. O yüzden bir gözümü kapamam lazım. Ondan sonra akşamüstü doğru çekim başlar bizim genelde. Gece saat 12'ye 1'e kadar çekim olur. Ondan sonra haftada 2 gün halı saha maçı olur. Haftada 2 gün PlayStation'la ilgili bir turnuva olur mutlaka. Yani turnuva yapıyorsunuz. Evet, aramızda futbolcu arkadaşların. Futbolcu arkadaşlarla işte yani duruma yakın göre tabii. Eğer o anda maçları falan varsa tabii çok aktif futbolcular olmuyor da işte emekli futbolcular var. Gökhan ha. Bizim işte emekli futbolcu Gökhan. Turnuvanın Şükür. Sonunda ne oluyor? Yani efendim? turnuvanın şeyi turnuvanın ne? Sonunda yani aramızda bir yani yenilmedi kazanan, yani tabii. Kazanan hani ki. Yemeğe götürmek ya da yok, hani bir şeyini oynamayız. Biz hiçbir zaman hani PlayStation'da falan bir şeyini oynamıyoruz çünkü o insana çok mutluluk verecek bir olay değil. Bizde yendim prestiji yetiyor zaten. Ben seni mağlup ettim. Şahan'la mı oynadın sen bir ara? Yok, oynamadım. Ha, Şahan yok. Sana mı teklif etmişti? Uydurdu. Yok, şey dedi. Şahan Cem Yılmaz'a da bir tane çaprazlar şeyleri bağları bulamadı şu anda. Şahan PlayStation önemli Cem Yılmaz'a söylemişti. Cem Yılmaz da galiba meraklı. Yok, o tadında meraklı. Tadında çok şey meraklı. Değil. Yani böyle aşırı derecede meraklı değil. Onun konsantrasyonu da başka yerlerde olduğu için ara ara böyle PlayStation'a. Siz Şahan'la nasıl bir araya gelmediniz? Benim bildiğim kadarıyla Şahan da deli gibi PlayStation. Yani çok oynayan var zaten. Ha. Onun da kendi bir grubu varmış. Onu da duydum zaten. Yani burada şimdi çok beraber olduğun insanlarla her dakika oynamak daha zevkli oluyor. Çünkü öbür türlü hani kalkıp da bir yerlere gidip PlayStation oynamıyoruz genelde. Bir de oynadığımız evde genelde işte Gökhan'ın evinde oynadığımız için hani daha rahat bir ortamda orada. Orada süper. Oynuyoruz genelde. Çok güzel. Bir gün, Acun çok teşekkür bekleriz. Ediyorum. Ben bu teşekkür ederim. Için. Ne demek ya? Nasıl olsa çekimlerde beraber olacağız. İnşallah. Zevkle bekliyoruz seni. İnşallah. Keyif alacağız. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Bol sağ şans diliyorum. İkimize de cümlemize. Evet. İyi akşamlar efendim. Ben yarın görüşmek üzere. Yarın Seren Selengil ve annesi konuğumuz olacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.